ve Amalfi kıyıları diyoruz arkadaşlar. Şu anda geldiğimiz yer Napoli'den Sorrento'ya kadar olan o daracık dünyaca ünlü yol. Sağımızda, yani yolda giderken sağımızda gördüğünüz gibi o bütün Amalfi kıyıları tek tek görüyorsunuz. Positano'yu, Sorrento'yu, Amalfi'yi ve daha birçok küçük kasabayı görüyorsunuz. Burada yapmanız gereken ilk şey, yolda uygun birçok teras var. Böyle araçları durdurabileceğiniz yerler var. Durduracaksınız, manzaranın keyfini çıkaracaksınız. Yani anlatılmaz yaşanır diyeceğimiz yerlerden bir tanesindeyiz. Birazdan 3 tanesine ya da 4 tanesine girip tek tek böyle oralarda da daha detaylı çekeceğim size. Sorrento'daki gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Tasco Meydanı'ndan hemen karşınızı böyle tepelere doğru verdiğiniz zaman sizi böyle trafiğe kapalı bir yol karşılayacak. Bu yol buranın alışveriş caddesi ve trafiğe kapalı bir yol dediğim gibi. Merdivenlerden, ara sokaklar, hepsini Sorrento'nun böyle güzel sokaklarına dalabiliyorsunuz. Şu anda saat 11 civarı buraya geldik. Yaklaşık bir saat burada kalacağız. O Sorrento'yu güzel açılardan, o denizinden, güzel kıyılarından çekmeye çalışacağım. Yine burada tabii Napoli'nin şampiyonluğundan dolayı görüyorsunuz yol boyunca. Bütün afişler dizilmiş, arkamda da devam ediyor. Çok acayip fanatik bir ülke, şehir Napoli yani. Amalfi de onun bir parçası olduğu için burada etkisini hissediyorsunuz. Sorrento'ya geldiğiniz zaman işte ya kıyıya ineceksiniz. Şu an denizden yaklaşık 50 metre yukarıdayız. O yüzden merdivenlerden ya da asansörlerden aşağı inmeniz gerekiyor sahile. Ya da artık bir şekilde yukarıdan çekilmenizi yaparsınız. Eğer deniz kıyısına inmek istemiyorsunuz. O en muhteşem görüntüleri zaten Positano'da çekiyorlar. Oraya da buradan sonra geçeceğiz. Positano'yu ise ayrıca anlatacağım. Şu anda işte Tasco Meydanı'ndan çıktık. Bu güzel caddeyi de yürüdükten sonra kıyıları biraz daha çekmeye çalışacağım size. Şimdi arkamda gördüğünüz kule ve hemen karşısındaki Duomo adı verilen bu şehirdeki en büyük kilise arkadaşlar. Burası bu Sorrento'da göreceğiniz en önemli tarihi eserler. İçeri ücretsiz girebiliyorsunuz. Kiliseye girmek isterseniz içi de güzeldir. Yaklaşık 1000 yaşında. Dışı sonra tabii sonradan restorasyonlar yapılmış. O Roma'daki o tarihi görüntüleri burada göremiyorsunuz ama en azından bir saat kulesini şöyle biraz açıktan alayım. En azından bir saat kulesinin o tarihi yönünü görebiliyorsunuz biraz daha. Duomo biraz daha iyi şey duruyor. Zaten az önce bahsettiğim caddeden yürüdüğünüz zaman sol tarafta sizi kilise karşılayacak. Şimdi içeri gireceğim. Bakacağım zaten görüntüleri de gördünüz. Ondan sonra artık tarihi kısım bitecek. Biraz daha güzel bir doğa görüntüleri başlayacak. Şimdi ana caddeden aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Böyle kıyıya doğru gidince sizi dar sokaklar karşılayacak. Bu dar sokaklar işte tipik dün Napoli'de gördüğünüz sokaklardan çok daha düzenli, çok daha güzel, daha çok İtalya'yı hissedeceğiniz sokaklar. Böyle hem deniz havası hem işte tarihle iç içe güzel evlerle, pervazlarla böyle güzel bir sokaktan aşağı doğru iniyoruz. Yani buradaki amacımız güzel bir açıdan artık o kıyıları çekmek. Muhtemelen Positano'da o daha iyi olacak ama şu anda Sorrento'dan da İnanıyorum ki öyle bir görüntü karşımıza çıkacak. Şu anda bu caddeyi takip edeceğiz. Arkadaşlar şimdi kıyının sonuna kadar yürüdük. Artık uçurumlar, falezler başlıyor ve oteller falan hep bunun kıyılarına konumlanmış durumda. Aşağıda sahiller var. Bunların çoğu ücretli plajlar arkadaşlar. Böyle inip de kafanıza göre havlu atamıyorsunuz maalesef. Hani belki şu taraflar biraz daha olabilir ama dediğim gibi bunlar beach club olduğu için işte İtalya'daki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de tıpkı bizim o ülkemizdeki işgal edilen sahiller ve kıyılar gibi burada da o sorun var. Şu anda görüyorsunuz bakın hepsinde artık hani aralarda bir boşluk bile yok. Yaklaşık 30-40 euro ya da 20 euro gibi ücretlerle şezlong kiralamanız gerekiyor. Şu anda geldiğimiz kısım bu şekilde yukarıdan bakıyoruz. İnşallah hani Positano'da aşağı inmeye çalışacağız ama Sorrento'daki durum bu şekilde.
diyelim ki arkadaşlar yukarıdan bakmak istemiyorsunuz, zamanınız var. O mesafe inmemek için burada asansörlere binebilirsiniz. Bakın asansörle biniyorsunuz ama buradan bilet almanız gerekiyor. Asansörler ücretli. Tek yön 1.10. Gidiş geliş 2 euro arkadaşlar. 30'lu alırsanız, atıyorum uzun kalırsanız 27 euro. 3 euro gibi bir kar, hatta 4-5 euro bir karınız oluyor. Akşamları, hatta hafta sonları falan böyle. Bakın geceleri geç saatlere kadar yaz aylarında asansörler çalışıyor. Ama kış aylarında 8.30'da son. Yani dediğim gibi böyle asansörlere binip aşağıdaki kıyılara, sahillere inebiliyorsunuz. Eğer 2 euro bana fazla gelir diyorsanız da aşağıda gördüğünüz yolu takip ederek kıyıya kadar inebiliyorsunuz. İniş kolay ama çıkış muhtemelen çok zor çünkü sarp bir yer, ama yani yokuş öyle çok yoracak bir yokuşa benzemiyor. Bayağı uzun tutmuşlar. Şu anda da şu kısım sanırım, yani şezlong kiralamadan kendi havlunuzu serebileceğiniz kısım. Ama onun dışında şezlongları görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yerde kalacaksanız o şezlongları kiralamanız lazım, ama burada böyle bir ücretsiz alan sanırım bırakmışlar. Çünkü görünüşe göre biraz bireysel takılanlar var orada. Şu anda bulunduğum yerde Tasso Meydanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Sorrento'daki en geniş alan burası. Bayağı bir kalabalık bir trafik var şu anda. Şöyle arada bir sol tarafınıza baktığınız zaman güzel bir vadiyi göreceksiniz. Aşağı inilecek yollardan bir tanesi de burası. Ama meydanda hani restoranların, alışveriş yapacağınız sokakların giriş yerleri bu meydan. Zaten ileride bir otobüs otoparkı var. Eğer turla geliyorsanız otobüsler sizi orada bırakıyor. Yaklaşık 1 dakika yürüyerek buraya çıkıyorsunuz. Buradan sonra da işte artık sağınızdan ya da karşınızdaki sokaklardan Sorrento'nun en güzel kısımlarına ulaşabiliyorsunuz. Ve Positano'ya geldik arkadaşlar. Bak şu arkada gördüğünüz yer Positano. İnanılmaz dar bir yol. Hani buraya öyle otobüsle falan geldiğiniz zaman mecburen otobüsler olabilecek en yakın yere park ediyorlar. Ama işte biz yaklaşık 1 km uzaklığa bulabildik yer. Buraya iki şekilde gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya teknenizle ya da araba kiralayıp geleceksiniz. Böyle bence Kasım ayı gibi geleceksiniz. Ben öyle yapacağım. Hani bu benim için bir keşif turu oldu. Ama hafif bir keşif etmek istedim önce. Hani nerede ne var onu görmek istedim. Ama bundan sonra bu kesin. Ben buraya böyle bir Napoli'ye uçak biletimi alacağım. Geleceğim buraya, bu sahilleri böyle boşken Kasım'da, belki de Aralık'ta. Ben biraz üzülüyorum çünkü hani hayalim şu sahile inip orada fotoğraflar falan çekmekti, yüzmekti. Ama dediğim gibi aşırı kalabalık bir sezondayız. Hiç yer yok, arabalar bile duramıyor. İşte böyle çok kötü virajlardan geçiyorsunuz. Araba sürmeyi bilmeyen ya da amatör olan arkadaşlar kesinlikle araba sürmesinler. Çünkü çoğu zaman beklemek zorunda kalıyorsunuz, otobüsler geliyor. Amalfi ile Sorrento arasında 1000 taneden fazla viraj var arkadaşlar. 1000 taneden fazla virajdan bahsediyorum. O yüzden çok tehlikeli bir yer. Çok dikkatli olmalısınız. Yani burası da böyle. Amalfi kıyılarında görmeniz gereken Sorrento'dan sonraki ikinci kısımda Positano. Şimdi asıl Amalfi ismini veren Amalfi şehrine doğru gidiyoruz zaten. Yani biraz böyle bakınca şu hayata, hani hakikaten bazı insanlar hayatı yaşıyor. Onu görüyoruz. Şu yatlarla buraya gelmek gerekiyormuş. Bayağı iş geçirdik. Yani çok acayip güzel yerler gördüm ömrüm hayatımda, ama bu çok başka bir olay. Hani onun farkındayım. Şöyle bir atlayasım geliyor. Ve bu kıyılara adını veren Amalfi şehrindeyiz arkadaşlar. Yaklaşık bir 70-80 km sonra Napoli'den binlerce virajdan sonra buraya geliyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi her zamanki İtalyan şehirlerinin kalabalığı. Önünde durduğum yerde meşhur Amalfi'nin Duomo'su, kilisesi. Birazdan yukarıya da çıkacağız, içeriye de girmeye çalışacağız. Şöyle önünde güzel küçük bir meydan var, harika bir havuz var, bir Rönesans havuzu var. Yani İtalya'nın bu kıyılardaki en büyük, yani bu kıyılardaki en büyük şehri, dediğim gibi kıyılara da adını veren yerdeyiz. Buraya geldiğiniz zaman özellikle kıyı bölgesindeki feribotlara binip Sorrento'ya, Positano'ya da geçebiliyorsunuz. Positano'ya eminim ama Sorrento'ya bakmanız lazım. Hani o karayolunu tercih etmek gerçekten çok zor. Araba kiralamalar için de çok zor. Hani bir şekilde buraya otobüste geldiniz, buradan da diğer kıyılara gitmek istiyorsanız dediğim gibi feribotlara bakabilirsiniz. Şu anda çok merak ettiğim İtalya'nın bir şehri olan Amalfi'yi görmenin mutluluğunu yaşıyorum.
artık biraz dinleneceğiz, suya gireceğiz, denize gireceğiz. Yaklaşık 2 saat boyunca Gezi Matiks'e çıktığımız bu turun bu bölümünde 2 saat boyunca burada kalacağız. O zaman keyife devam edelim. Amalfi sokaklarını geziyoruz arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi tam sokak bitti zannediyorsunuz ama böyle merdivenler, abbara dediğimiz ev altı tünelleri, küçük küçük işte kemerlerin altından geçiyorsunuz. Gayet de güzel bir yerel seyahat oluyor. Yani nereye gittiğinizin bir önemi yok. Bakın gördüğünüz gibi şuradan gidiyor. Keşfetmek çok güzel. Güzel güzel yerlere açılıyor. Sokaklarda gezerken şöyle harika bir havuza denk geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz her köşesinde başka bir figürün heykelcikleri var. Burası bir dilek havuzu. Aynı zamanda balıklar da yüzüyor. Bayıldım.